Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Kardeş ülke Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin tam 30. yıl dönümü kutlanıyor. Ankara Zafer Çarşısı'nda Sanat Galerisi'nde 50 tane resimden oluşan sergi açıldı. Ziyaretçilerle 28 Ağustos'a kadar sabah saat 10, akşam saat 17.30'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Şimdi sergiyi gezmeden önce 1991 30 Ağustos'unda Kırgızistan bağımsızlığını ilan ederek Sovyetler Birliği'nden ayrılmıştı. Üzerine 30 yıl geçti ve Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye. Önümüzdeki günlerde tekrar Kırgızistan'ı duyacaksınız. Çünkü Türk soy üyesi olan Kırgızistan tekrardan gündemde olacak. İsterseniz hem gezelim hem anlatalım Kırgızistan'ı sizlere. Hemen sergi salonu solumuzda kalıyor. Kırgızistan sergisi 28 Ağustos saat Cumartesi günü 17.30'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek 50 tane resimden oluşan sanat galerisini hemen hızlıca gezmeye başlıyoruz. Girişte görmüş olduğunuz gibi bilgilendirme görselleri bulunmakta. Hemen içeriye giriyoruz. Sergiyi gezmeye geldiğinizde ilk başlayacağınız yeri göstereceğim size. İleriden doğru geldik. Bakın gelmiş olduğumuz yer orasıydı. Kırgızistan haritasının olduğu yerden başlamanız gerekiyor. Bu şekilde böyle dönüyoruz. Sonra U dönüşü yapıp bu tarafta bitirmiş oluyoruz sergiyi. Evet, hemen hızlıca göstermeye başlayalım Kırgızistan'ın tarihini. Kırgızistan çok dağlık, Orta Asya'da bir bölge. Alt tarafında Çin bulunmakta, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan bulunmakta üst tarafında. Bir de şurada bir yerlerde uzayan bir Fergana Vadisi var. Orta Asya'da paylaşılamayan, bölünemeyen ve sürekli sorun üreten bir vadi, Fergana Vadisi diye araştırma yaparsanız ne demek istediğimi çok daha kapsamlı anlayacaksınız. Burada Kırgızistan Cumhuriyeti'nin 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını kazandığını, yönetim şeklinin cumhuriyet olduğundan bahsediyor ve burada kısaca bilgiler veriyor. Yaklaşık nüfus 2018 yılında kaçtı? 6,5 milyon falan diye söylüyorlar. Şu an ne kadar bilmiyorum. 7 milyon falan olmuştur muhtemelen. 7-7,5 milyon. Burada idari yapısı, tarihi, nüfusu ve diller Kırgızca resmi dil olarak geçiyor ve bir resmi dil daha var. Rusça da çok konuşulan dillerden birisi. Para birimi som olarak geçmekte. Burada anlatıyor. Coğrafyasından bahsediyor. Komşularının ikliminden, dininden bahsediyor. Ekonomik yapısı, turizm. Evet, turizm Kırgızistan'da son zamanlarda oldukça patlama yaşanmış bir olay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yine bizim YouTuber'lar da bayağı bir Kırgızistan serisi yapıyorlar. Özellikle bayanların pazarda satış yaptığı bir pazar var. Orası çok ilgilerini çekiyor turistlerin sanırım. Ve kış turizminde de gayet iddialı olduklarını söyleyebilirim. Gitmek isterseniz fiyatlar da gayet uygun. Burada fotoğraflarını gösteriyorlar. Çekilmiş fotoğraflar ve Kırgızistan'ın tarihiyle ilgili anlatılacak olursak en önemli şeylerden birisi tabii ki Cengiz Aytmatov. Evet. Ünlü isimlerden. Bir diğeri ise Manas Destanı. Kırgızistan tarihinde önemli bir yer tutmakta. Kırgızistanlılar ağırlıklı olarak bildiğimiz çadır. Zaten Diriliş Ertuğrul'da da görmüşsünüzdür. Çadırlar vardı. İşte burada da bu şekilde geleneksel Kırgız çadırları Boz Üy isminde geçmekte. Burada onun kurulumu aşaması yapılıyor. Tabii güzel bir de bir törenle yapılıyor. Bakın burada hepsini gösteriyorlar ve çadırlar çok güzel. Ben bunu geçtiğimiz yıllarda Çubuk Turşu Festivali'nde görmüştüm. Gerçekten güzel bir çadır, havadar bir çadır olduğunu söyleyebilirim ama o soğukta nasıl etkili oluyor onu da bilmiyorum. Tabii bizim gibi şehirde yaşayanlar çadırda biraz zor olur. Bir burada dericilik festivali varmış Kırgızistan'da. Bakın burada bir derici ustasının burada atın eğeri sanırım burada. Onunla ilgili bir fotoğraf çekilmiş ve burada paylaşılmış. Burada daha çok siyasi olaylardan daha çok kültürel ve turizm ağırlıklı bir sergi olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllarda ne sergilendi hiç bilmiyorum. Ben ilk defa katılıyorum bu sergiye. Evet, burada yöresel el işçiliği var. Kırgız yöresel kıyafetleri var burada. At ve kartal. Kartal çok önemli yer tutuyor hayvanlar arasında.
burada da geleneksel kıyafetler giymiş bir Kırgız kızı bulunmakta. Saymalı taş burada. Hieroglifler'e benzer, biliyorsunuz, taşların üzerine kazınan görseller var burada. Kırgızistan'da bolca bulunmakta. Ve Manas Türbesi, evet, o meşhur. Hemen ilerliyoruz ve Manas Türbesi haricinde bir de şöyle bir şey var burada. Burana Kulesi olarak. Burası aslında bir sabah geldiğimde videolar izlemiştim. Minareymiş galiba. Bakın şurada minarenin şeyi kalmış. Tam şurada. Minarenin girişi var ve bununla ilgili videolar da var. 3-4 yıl önce Dünyayı Keşfet isimli seri, belgesel serilerinde bahsedilmiş burada. Karahanlı Nas bin Ali'nin türbesi olarak geçmekte. Evet, burada güzel bir tarihi eser var. Ben böyle turuncu renkli şeylere bayılıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Kutsal Süleyman Dağı olarak geçmekte Oş'ta. Süleyman Dağı'ndan Oş şehrinin görüntüsünü gösteriyorlar burada. Ve burada da Dünya Göçebe Oyunları 2018'de Kırçın Yaylası'nda düzenlenen etkinlikleri paylaşmışlar. Güzel, gayet güzel bir etkinlik olmuş. Bunu görünce biraz bizim aklıma şey geldi. Etnospora benzer bir etkinlik gibi düşünebilirsiniz ama burası tabii ki yıllardır yapılan, geleneksel hale gelmiş bir, kemikleşmiş bir festival olduğunu söylemek lazım. Ve burada okçuluk, at üstünde çeşitli oyunlar var burada. At üzerinde güreş var mesela. Normal güreş de var burada. Bunlar göstermişler. Etkinliklerden bahsediliyor. Kökbörü geleneksel at oyunu olarak geçiyor. İsmini duymuşsunuzdur ama nasıl bir şey olduğunu fazla bilmiyorduk. Görüyoruz bu şekilde sergide. Evet, şimdi Kırgızistan'ın cennet köşelerinin bulunduğu görsellere geldik. Burası Kırgızistan'ın incisi Isık Gölü. Isık Gölü çok Kırgızistan'da popüler bir yer. İsviçre'nin alplerinde bulunan neyse İsviçre. Orta Asya'nın da İsviçre'si olarak geçmekte Kırgızistan'ın. Isık Gölü ve çevresi. Biraz sonra Tanrı Dağları'nda göreceksiniz. 7000 metreye kadar yüksekliği var. Tepesi karla kaplı. Orası da oldukça heybetli görmüştüm görüntüleri. İşte şok geçirdim. Masal Kalyonu. Evet, burası görmüş olduğunuz gibi topraklar. Aslında bu topraklar bize bir şey daha ifade ediyor. Böyle renkli topraklar olduğu zaman mineral ve maden bakımından zengin olduğunu bahsediyor. Yeraltı kaynakları bakımından işte. Bu da onlardan birisi. Altın Bakanlığı'nın Kırgızistan zengin bir coğrafya olduğunu hemen hatırlatmak isterim. Evet, Isık Gölü'nde bulunan Ruh Ordu Kültür Merkezi var. Burada Cengiz Aytmatov'un yanılmıyorsam bir müzesi vardı, sabah videolarda bakmıştım. Burada çeşitli görseller var. Sır Çiçek Gölü var. Celalabad'da bulunmakta. Bakın güzel, çok güzel bir yer. Son Göl, Narin olarak geçmekte illerden birisi ve hemen şurada Han Tengri zirvesi 7100 metre olarak geçiyor. Kamera tutmaktan koluma ağrı girdi şu an. Tanrı Dağları olarak geçen bir coğrafya üzerinde Kırgızistan. Onu da hemen hatırlatmak isterim. Bakın burada da şelale var. Binlerce metre yükseklikten şelale. Hemen gelelim son galerimizin son bölümüne. 7 Öküz Kayaları olarak geçiyor. Çeti Öküz diye geçiyor. Burada farklı isimli şey yapmışlar. Çeti sanırım 7 olsa gerek. Evet, bu fotoğrafı gördüğümde direkt aklıma, aha da yanlışlıkla falan mı koydular? Burası acaba İsviçre falan mı ki dedim. Şu evle birlikte gerçekten ne kadar çok benziyor. Ve İsviçre'yi, Orta Asya'nın İsviçre'sini niçin dediklerini biraz daha iyi anlamış oluyoruz sanırım. Evet. Milli parklar var burada, yaylalar var. Kızılbel Tepesi, bakın burada yine böyle minerallerin ve madenlerin fışkırdığı bir dağ bölümünü görüyoruz. Evet, son yıllarda alternatif turizm artmasıyla birlikte dünyanın her tarafında arttı. Kırgızistan'da da yeni yeni keşfedilmeye başlandı sanırım. Kayak turizmi ve kış turizmi. Türkiye'de de tabii yeni yeni değil de Türkiye'de var ama Avrupa daha eski olduğunu söyleyebilirim. Evet, burada kayak merkezleri var ve burada kış sporları tarzı etkinlikler yapılıyor ve turistlere çeşitli alternatifler sunuluyor. Evet, 3 tane önemli eser kaldı geriye, şöyle göstereceğim. Bunlardan bir tanesi Zafer Anıtı. Sönmeyen Ateş Bişkek olarak geçmekte başkentte. Manas Anıtı Bişkek. Evet, burada sembolik olarak bir görselimiz de bulunmakta. Heykel olarak yapılmış. Ulusal Tarih Müzesi Bişkek'te. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Sergi çok güzel abi. Beğendiniz? Evet, tabii ki.
Yani hem atalarımızın, bizim köklerimizin geldiği yerler olsun. Hepsi bize ithafen yani. Köklerimiz yani bir şekilde DNA'larımız çarpışıyor yani. Ne dikkatinizi çekti sergide en çok? Hangi eserler? Atlı sporlar daha çok dikkatimizi çekti abi. Evet. Kürdistan hakkında ne biliyoruz? Ne görmüş olduk? Yani Kürdistan hakkında daha çok kökbörü oyununu biliyordum öncesinde. Evet. Belgesellerden falan da daha önce de görmüştük. O biraz daha dikkatimi çekti hani aşina olduğumuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel olmuş serginiz, gayet güzel. Daha önce katıldım bu şekilde sergiye. Yok, ya katıldım tabii canım. Katıldım da yani şeydi. Sergi hakkında bilginiz var mıydı? Yoktu, sergi hakkında yoktu. Gezerken gördüm. Evet. Gayet güzel olmuş yani. Kırgızistan'ın 30. bağımsızlığını ilan edilişinin 30. yılı. Kutlarım, tebrik ederim. İnşallah nice senelere. Uzun uzun herhalde. Hep dikkatinizi çekti sergide en çok? Çok doğal, tabii şeyler hepsi. Hepsi doğal. Kültürümüzün bir parçası hepsi. Onları gayet güzel. Teşekkür ederim. Yani bizim Türk milletiyle farkımız yok yani Kırgızistan'la. Zaten konuşuyorlar. Tabii canım aynıyız yani. Değişik bir şeyimiz yok. Hepimiz yörük kökeninden geliyoruz. Evet. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Videonun başında da bahsetmiştim. Kırgızistan Türk soy üyelerinden bir tanesi. 2021 yıl sonuna doğru Abdullah Çiftçi de anlatıyordu. Zaten videolarını izlerseniz duyacaksınız muhtemelen. Bu Türk soy birliği Türk Birliği'ne dönüşecek. Yani bildiğimiz Avrupa Birliği tarzı formata dönüştürecek. Genel sekreterlik ve benzeri organlara dönüşecek. Ticari, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin daha fazla yoğunlaştığı bir Orta Asya Türk Birliği markası geliyor ve buna da küreselciler yatırım yapacağı söyleniyor. Abdullah Çiftçi duyumlarından anlatıyorum. Mutlaka ona yatırım yapacaklardır diyor. Büyük bir ekonomi olacağından bahsediyor. Yani bu yıl 2021 son aylarına doğru Türk Birliği ile ilgili haberleri televizyon kanallarında bolca duyacağız ve konuşacağız. Kırgızistan sergisi 28 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Gelmek isteyenler işte içeride sergi salonunda bu eser görmüş olacaklar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini lütfen açın. Çünkü yeni videoların size bildirim olarak gelmesi için bildirimlerin açık olması gerekiyor. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.